Diğer el alalım. Teknofest'te 8 ay önce başvuru yaptık. 8 aylık süreçte 5 ayrı elemeden geçerek her defasında farklı puanlamalar ve farklı jüriler tarafından elemeler yapıldı. 37.254 takımdan 3. olduk. Bu bizim için çok gurur verici bir başarı. Aynı zamanda başarımızla beraber buluşumuzu da duyurmuş olduk. Buluşumuz kişilerin parmak izleriyle yetenekler arasında bağı saptayabilen bir yarı yapay zeka programı. Bu program çocukların parmak izlerini analiz edip onlara öğrenmeyle alakalı, süreçle alakalı bir yetenek karnesi verebilen bir program. 2022 Teknofest Eğitim Teknolojileri dalında üçüncülük ödülü aldık takımımızla birlikte. Biz insanların parmak izleriyle yetenekleri arasında bir korelasyon olduğunu tespit ettik. Ve bunu analiz edebilen yarı yapay zeka, yarı operatör destekli bir programı entegre ettik. Yani çocukların parmak izlerini tarayıp onlara bir yetenek karnesi verebilen ve aynı zamanda eğitim ortamlarında onlara rehberlik yapabilen bir proje geliştirdik. Projemizle beraber aynı çocukların birçok sorunu da çözülmüş olacak. Şöyle ki bazı insanlar görerek, bazı insanlar duyarak, bazı insanlar yaparak, yaşayarak, kimisi de sembolik olarak öğreniyor. Fakat kişiler nasıl öğrendiğini keşfettiğinde eğitim hayatı bitmiş oluyor maalesef. Bu 30'lu yaşlarda keşfedilen bir durum genellikle. İşte çocukların biz istiyoruz ki 5 yaşındayken kendini bilsin, velisi de çocuğunu bilsin, öğretmeni de öğrencisini bilsin ve eğitim ortamları daha da kaliteleşsin ve bunları da parmak iziyle tespit edebiliyoruz. Parmak izleri kalıtsal, tıpkı yeteneklerimizin bir kısmı gibi ve zihin çerçevelerimizin anlaşılması açısından parmak izlerin kullanılabileceği ile alakalı belli saptamalarımız var. Şöyle ki takımımızda psikolojik danışman hocamız bu bizim çocuklarla ilgili vermiş olduğumuz yetenek gruplarını analiz ediyor ve velilere ve öğrencilere nasıl ders çalışabileceği ile alakalı, bilginin kalıcılığı, bilginin çabucak öğrenilmesi ile alakalı bir yöntem geliştiriyor. Yani biz onlara bir çıktı verip de göndermiyoruz. Bir ay sonra arayıp bizim bu verdiğimiz rehberlik hizmeti ile alakalı siz süreçte ne sıkıntılar yaşadınız deyip süreçte yaşanılan sıkıntılarda çözüme dair tekrardan tamamlayıcı rehberlik veriyoruz. Programımıza dünyanın her yerinden erişim mümkün. Şu an Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları devam ettiği için dışarıya hizmet vermiyoruz. Fakat bu proje şirketleştiğinde dünyanın her yerinden insanlar parmak izleriyle alakalı yeteneklerini saptayabilecek. Onunla alakalı altyapı çalışmalarımız devam etmektedir. Süreçte sonra diğerine bakıyoruz. Diğerine bakalım. Şimdi raporla dediğimiz zaman aşağıdaki parmak izlerinize dikkat edin. Hafızada tutma, sınıfta öğretmene dinleyerek dersi derste öğrenme yöntemleri. Bunlar sizde var mı? Dersi derste dinler, orada bitirir işi. Hatta derler ki mesela bunlar çok sivrilir bu öğrenci. Ya bu çocuk ders çalışmıyor velileri. Karneye bakıyorsun çok iyi. Öğretmen de öyle. Oluyor muydu? Öğretmendim abi. Peki bak bu yönlerinizi sadece parmak izinizden çıkarıyoruz. Çünkü aynı zamanda peki sizin bu yeteneğinizi bildik şu an. Nasıl ders çalışmalısınız? Eğitim ortamınız nasıl olmalı?